Azrail aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de Melekül Mevt ismiyle zikredilen, canımızı almakla görevli olan melek. O da tıpkı biz insanlar gibi yaratıldığı günden bugüne dek pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Yeri geldi, yanına gittiği bir peygamber tarafından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yeri geldi, üzerinde yaşadığımız dünya gezegeni konuşmaya başladı ve bir konuda Azrail meleği ile anlaşmaya vardı. İşte bu videoda geçmişten günümüze Azrail meleğinin başına gelmiş olan, dinleyenlerin tüylerini diken diken yapan 5 akıl almaz olayı derledim sizler için. Hazırsanız başlayalım. Listemizin 5 numarasında Azrail'in dünya ile yaptığı görüşme var. Bu çok çarpıcı olay için günümüzden çok uzun bir zaman önceye, henüz ilk insanın yaratılmamış olduğu bir döneme gidiyoruz. Allah-u Teala ilk insan Hazreti Adem'i yaratmak istediği zaman dünya gezegenine şöyle buyurdu. Senden bir halk yaratacağım ve onlardan bana itaat edenler olacağı gibi bana isyan edenler de olacak. Bu kişilerden bana itaat edenleri cennete, isyan edenleri ise cehenneme koyacağım. Bunu duyan dünya tedirgin olmuştu. Çünkü kendi parçasından yaratılacak olan bir canlının Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olacağını, bunun sonucunda da onların yani kendisinden alınmış olan parçanın cehenneme gönderilecek olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine 4 büyük melek sırasıyla dünyaya inip insanın yaratılması için istenen toprağı dünyadan almak isteyecekti. Önce Cebrail meleği inmiştir dünyaya. Fakat yeryüzü korkmuş bir şekilde Cebrail'e toprağından vermekten çekinmekteydi. Ben senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak ve bu halktan Allah'a itaat etmeyen pek çok kişi olacak. Bundan dolayı Allah'a sığınırım, dedi. Allah'a sığınıyorum sözünü duyunca toprağı almadan geri dönen Cebrail aleyhisselamın ardından aynı şekilde Mikail ve İsrafil melekleri de dünyaya indiler. Fakat onların da karşılaştıkları durum aynıydı. Dünya toprağını asi olacak insanoğlunun yaratılması için vermekten Allah'a sığınıyordu. Böylece diğer melekler de elleri boş bir şekilde geri döndüler. Son olarak sıra Hazreti Azrail meleğine gelmişti. Dünya ona da aynı şeyleri söylemişti ama Azrail'in eli boş geri dönmeye hiç niyeti yoktu. Parçasını vermekten Allah'a sığınan dünyaya karşı Azrail'in cevabı şu şekilde olmuştu. Ben de Allah'ın emrini yerine getirememiş olarak dönmekten Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Azrail aleyhisselam yeryüzünü dolaştı ve siyah, kırmızı, beyaz gibi farklı renklerden toprakları alarak ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılmasında kullanılması için onları Allah-u Teala'nın huzuruna götürdü. Adem sözcüğünün bir anlamı da edimetül arz yani yeryüzü demektir. Dört numarada Azrail'in en sevindiği ve üzüldüğü olay var. Mümin ruhlara karşı şefkatli, kafirlerin ruhlarına karşı ise oldukça şiddetli olan Azrail'in Allah-u Teala ile arasında geçen bu kıssa yine oldukça dikkat çekici. Cenab-ı Hak bir gün Azrail aleyhisselama sordu. Ey Azrail, hiç ruhunu alırken üzüldüğün bir kimse oldu mu? Allah'ım, her şey sana malum. Fakat ruhunu alırken çok üzüldüğüm bir kulun olmuştu, dedi ve olayı anlatmaya başladı Azrail meleği. Dalgalara yenik düşerek parçalanıp batan bir gemi vardı. Gemiyle birlikte suya batan insanların içinde kundaktaki bebeğiyle birlikte bir anne bulunuyordu. Annesinin canının alınması emrolunmuştu o gün. İşte o bebeğin annesinin ruhunu alırken çok üzülmüştüm Rabbim. Bebek bir tahta parçasının üzerine çıkmıştı ve öksüz kalmıştı. Bunu duyan Allah Azze ve Celle, ''Peki ruhunu alırken sevindiğin bir kimse oldu mu?'' diye sordu. ''Evet ya Rabbim'' dedi Azrail. ''Çok zalim bir hükümdar vardı. Masum halkına çok çektiriyordu. İşte o zalim hükümdarın ruhunu alırken sevinmiştim.'' dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala, ''Peki o zalim hükümdarın kim olduğunu hatırlıyor musun?'' diye sordu.
Azrail, "Hayır, hatırlamıyorum Rabbim. Kimdir?" dedi. Ardından Cenab-ı Hak buyurdu. "Batan gemide annesinin ruhunu alırken üzüldüğün bebek var ya, işte canını alırken sevindiğin o zalim hükümdar o bebekti." Azrail Aleyhisselam'ın karşılaştığı en ilginç durumlardan birisi de bu olsa gerek. Sahih-i Buhari ve Müslüm hadislerinden edindiğimiz bilgiye göre günün birinde Azrail Aleyhisselam Hazreti Musa peygamberin yanına geldi. Musa peygamber Azrail Aleyhisselam'ı tanımamış ve onun kendisine zarar verecek olan bir kimse olduğunu sanarak Azrail Aleyhisselam'a tokat atmıştır. Yanlış duymadınız. Bunun sonucunda bir gözü çıkan Azrail Aleyhisselam'ın karşı karşıya kaldığı bu olay dinleyenleri oldukça hayret ettiriyor. Karşısında melek gördüklerinde onun kim olduğunu tanıyamayan Hazreti Meryem'den peygamberlere kadar pek çok kişinin olduğunu biliyoruz. Cebrail meleği bir insan görünümünde Hazreti Meryem'in yanına geldiğinde Hazreti Meryem onu görünce irkilip "Senden Allah'a sığınırım, çekil yanımdan," demişti. Bunun dışında iki melek insan kılığına girerek Hazreti Davut Aleyhisselam'ın yanına gittiklerinde Hazreti Davut onların melek olduklarını anlayamamıştı. Tıpkı yine Cebrail Aleyhisselam'ın siyah saçlı, beyaz elbiseli bir adam kılığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin yanına gelip ancak oradan ayrıldıktan sonra gerçekte kim olduğunun anlaşılmış olduğu gibi. Listemizin 2 numarasında Azrail ile Hazreti İdris kıssası yer alıyor. Azrail meleğinin karşılaştığı enteresan olaylardan biri de kuşkusuz Hazreti İdris Aleyhisselam ile yaşadıklarıdır. Hazreti İdris uzun yıllar boyu insanları hak dine davet etmişti. Henüz ölüm vakti gelmemişti fakat Azrail Aleyhisselam Hazreti İdris'i günün birinde ziyaret etmişti. İşte her şey o gün yaşandı. Karşısında Azrail meleğini gören Hazreti İdris'in oldukça dikkat çekici istekleri oldu. Azrail'e "Benim canımı bir anlığına alabilir misin?" diye sordu. Ölümün nasıl bir şey olduğunu merak ediyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala Azrail'e izin verdi ve geçici süreliğine Hazreti İdris'in ruhunu almasını vahyetti. Böylece Azrail de onun ruhunu oracıkta alıverdi. Ve hemen ardından Allah tekrar Hazreti İdris'in ruhunu bedenine geri iade etti. Fakat İdris Aleyhisselam'ın Azrail'den bir takım istekleri daha vardı. "Beni semalara götürmeni istiyorum. Cenneti ve cehennemi gösterir misin bana?" Allah Teala bu durumun da gerçekleşmesini vahyetti ve Azrail Hazreti İdris'i yanına alarak birlikte semalara yükseldiler. Önce cehennem gösterildi kendisine. Sonrasında ise cennete uğradılar. Artık geri dönme vakti gelmişti fakat Hazreti İdris Aleyhisselam cennetten çıkmak istemiyordu. Allah Teala her nefis ölümü tadacaktır buyurmuştur. Ben ise bunu tattım. Herkesin cehennemi bir kez bile olsa göreceğini de buyurmuştur. Ben cehenneme de uğradım. Ve Allah onlar cennetten çıkmayacaklardır diye de belirtmiştir. Şimdi ise cennetteyim ve burada kalmak istiyorum dedi Hazreti İdris. Bunun üzerine Allah Azrail'e vahyederek Hazreti İdris'in cennette kalmasını bildirmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadaki son dakikalarına yaklaştığında Cebrail ve Azrail meleği dünyaya inerek Peygamberimizin bulunduğu evin önüne geldiler. Önce Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizin yanına giderek onun hal ve hatırını sordu. Ardından Azrail Aleyhisselam içeri girmek için müsaade istedi. Peygamber Efendimiz müsaade edince Azrail Aleyhisselam da içeriye girdi ve Peygamberimizin hemen önünde oturarak şöyle dedi. Ya Resulullah, Yüce Rabbimiz senin her emrine itaat etmem için bana emretmişti. İstersen senin ruhunu alacağım, istersen sana bırakacağım. Bunu duyan Peygamber Efendimizin gözleri Cebrail Aleyhisselam'a kaydı. Cebrail meleği Peygamberimizin gözlerinin içine bakarak, "Ya Muhammed, meleği âlâ sakinleri seni bekliyorlar," dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Azrail meleğine dönerek, "Ya Azrail, gel memuriyetini yerine getir," diye buyurdu. Evet, Azrail Aleyhisselam, Melekül Mevt yani ölüm meleği bu dinledikleriniz gibi daha nice olaylarla karşılaşmış 4 büyük melekten biri.
Kim bilir görevini yerine getirirken daha neler yaşamış, nelerle karşı karşıya kalmıştır. Bir düşünsenize. Unutmamak lazım ki bildiğimiz önemli bir detay var. Cebrail ile gelen vahye inanmayanlar, Azrail ile gelen ecele teslim olacaklar.